Eski zamanın birinde kadının birini eşi sürekli aldatıyor. Ve kadın en son bir hocaya gidip, "Hocam benim kocam beni aldatıyor. Ve ben artık gururumu yediremiyorum. Ben de onu aldatmak istiyorum, zina yapmak istiyorum." diyor. Hocaya soruyor, "Hocam," diyor, "ya kimle aldatsam bunun günahı nedir yani?" falan. Hoca diyor ki, "Kızım," diyor, "eğer," diyor, "marangoz da aldatırsan," diyor, "öbür tarafta," diyor, "senin kolunu, kanadını, her tarafını," diyor, "her gün," diyor, "testereyle keserler," diyor. Kadın korkuyor. "Hocam," diyor, "terziyle aldatırsam," diyor, "kızım," diyor, "öbür tarafta," diyor, "senin her gün," diyor, "iğne iplikle dikerler," diyor, derine. Kadın şöyle bir duruyor, bakıyor. "Peki hocam," diyor, "sizinle aldatırsam?" Hoca şöyle bir duruyor. "Seni gidi seni, cennete gitmek istiyorsun değil mi? Şimdi kimse kalkıp da benim yoğurdum ekşi demez. Hiç kimse kalkıp da benim şu huyum kötü demez. Anlatmaz size. O yüzden insanların anlattığından çok davranışlarına odaklanın. Şu televizyonu izleyeyim mesela. Bir televizyon kanalında sürekli ahlaktan bahseden bir kadın kocasını aldattı. Ya da sürekli ahlaktan bahseden bir magazin programcısı, türkücü grup seks yaparken yakalandı. Demek ki insanların söylediği şeyler değil, davranışları önemli. Amerikalı bilim adamlarına göre söylediklerimizin %60'ı ağzımızdan çıkmıyor. %60'ı beden dili, davranışlarımız, hareketlerimiz. Yani ben çok iyi bir insan diyebilirim ama bunun hiçbir hükmü yok. Ben gerçekte ne yapıyorum? Gerçekte insanlarla nasıl konuşuyorum? Önemli olan tamamen bu. O yüzden beden dille alakalı, daha çok video için, daha çok kekemelikle alakalı video için, davranışla alakalı video için kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Size önerileri olacak. Özgür Mankan, Özgür Mankan tam 15 yaşında.